ilk Allah'ın kelamı ilk inmeye başladığındaki formu soracağım. Yani şöyle başlıyoruz. O Rahman ve o Rahim olan Allah'ın ismiyle diye iniyor ilk kelam. Sonra bütün hamdler, övgüler tüm alemlerin Rabbi yani yaratıcısı ve yöneticisi tabii olan... Şimdi tabii Fatiha baştadır diye Kur'an'ın ilk inen ayeti olduğu anlaşılmasın. Anlaşılmasın. Çünkü İkra, Alak suresinin 5 ayeti ilk iniyor, oku. Evet, oku iniyor. Oku zaten, iniyor. Evet. Yani Hira'da evet. İlk Celavade 5 ayet iniyor. Peki. Alak'tan 5 iniyor. Yani yalnız Fatiha hem Mekke'de indi hem Medine'de. İki kere inişi var. Bu Kur'an'ın surelerinin sıralanması da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Cibril'in vahyiyle tertibi sonra. Evet. Yani çünkü sureler 23 senede tamamlandığı için en sona göre her Ramazan'da mukabele okunur camilerde. Hafız okur, millet Kur'an açar da buna Osmanlı geleneğine mukabele. İşte Cebrail aleyhisselam... O zaman Kadir gecesinde inmedi mi? Kadir gecesinde toptan indi. Kur'an'ın inzali var, tenzili var. Bir açıklayın onu bize. İnzal toptan indiriliş demek. Tenzil peyderpey demek. Tef'il babı parçalar. İf'al, tef'il bunlar Arapçanın babları. İnzal de bütünlük var. Toptan indiriliş. Şimdi ayet-i kerime bazı ayette ve nezzelnâhu tenzîlâ diyor. Biz onu tenzil olarak yani peyderpey indirdik diyor. Bazı ayetlerde de inna enzelnâhu biz onu inzal ettik diyor. Fîleyletil kadri Kadir gecesinde. Şimdi 23 senede tamamlanan bir vahiy nasıl Kadir gecesinde bir kere de iniyor? Bunu işte izah diyoruz derslerimizde. Zaten tefsirler bunu yazıyor. Diyor ki inzali Levh-i Mahfuz'dan, Allah'ın yedi kat semanın fevkinde fi levh-i mahfuz diyor Kur'an, korunmuş bir levha. Bu olmuş olacak, bir şey. Allah'ın ezeli ilmini, bütün şeyleri diyor, işte yaş kuru her şeyi kitabın mübinde yazdım dediği o levh-i mahfuz. Yaş kuru çünkü Kur'an'da her şeyi bulamazsın. Ama yaş kuru her şeyi kitabın mübinde yazdım dedi. Şimdi her kitabın mübinde Kur'an değil. Kitabın mübinde yazdım diyor. Ve külle şeyin ahsana fi imam-ı mübin. Ona imam da diyor. İmam-ı mübin. Çünkü neden? Bütün kitapların, 104 kitabın aslı. Önderi, imamı o. Levh-i Mahfuz'da yazmış. Şimdi bu Levh-i Mahfuz'da yazılan Kur'an'ın tümü var. Bunu melekler alıyorlar. Tümünü birden birinci kat semaya bize daha yaklaştırmak için artık nüzülü başlayacak. Tecelli, tabi Kur'an oraya inmesi de bir insanlık alemine, dünyaya bir huzur, feyiz yakından getiriyor. Levh-i Mahfuz'dan getiriyorlar. Birinci kat semada Beytül İzzet denen, İzzet Konağı, Köşkü diye saray. İşte artık o makam manevi, tabi maddi boyutu da var. Manevi derken gökteki bir şey, Levh-i Mahfuz dedim mi, görünen bir şey yani. Böyle ruhani bir şey değil, görünen bir şey. Büyük bir levha. O levhadan alıyorlar, birinci kat semada, yani dünyaya yakın, yedi kat sema diyor Kur'an. Birinci kat en yakın bize olan sema tabakasında bir makamda onu indiriyorlar. Oradan toptan indiriliş Kadir gecesi oluyor. Toptan indiriliş. Ondan sonra Hira Dağı'nda mağaraya da İkra'dan 5 ayet alıyor. Bu 5 ayetle gelişi de Kadir gecesi başlıyor. Cumhur'a göre, ekseri rivayetlere göre peyderpey indiriliş. Yani ilk indirilen ayetlerde Kadir gecesi başlıyor indirilme. Başlıyor. Efendimiz'e bir anda indirilmedi. Çünkü diyor sana diyorlar ki Tevrat'ı Musa toptan aldı getirdi. Sen niye bunu toptan getirmişsin? Başını sonunu birden görelim. Bunu da söylüyor. Levlanüz zilalel Kur'an'ı cümleten vahide. Cümle Türkçe'de cümle hesabı. Cümleten vahide diyor. Tek bir cümleyle yani toptan niye indirilmedi diyor sana kafirler diyor. Kedel gelin sebbi tebi fuadeke. Biz senin gönlünü kalbini onunla sebat verelim. Çünkü ümmiliği var. Okuma yazma bilmemesi kayıt etmiyor. Zaten kaydetmemesi en büyük mucizesi. Başkalarından okuduğu öğrendi. Acem'den, İsfendiyar'dan, şuradan buradan aldı. Şeyleri kalkıyor. Velâ tehutlu bi yeminik diyor başka. Bunu da reddediyorlar. Bu da tehlikeli. Mehmet okuyan falan var. İşte peygamber ümmi olur mu? Koca peygamber nasıl okuma yazma bilmez? Diyerek zannediyorsun ki met ediyor. Halbuki peygamberin ümmiliğini Kur'an söylüyor. Ennebiyil ümmi diyor. Annesinden doğmadı mı? Mektep medrese görmemiş. Şimdi mektep medrese görmemesi onun mucizesi. Niye mucizesi? O da diyor ki sen sağ elinden bunu yazmıyordun diyor. İzenler tabel muftulün diyor. Öbür ayette söylüyor. Eğer yazı bilseydin batıla çalışanlar şüpheye düşeceklerdi. Diyeceklerdi ki bu zaten okuma yazma biliyor. Kim bilir kimlerle görüşüyor alıyor. Bunu çeviriyor Arapça diline bilmem ne. Efendim sonuçta Arapçadan başka lisan bilmiyor. Kimden alacak Acem'den? İki, Mekke dışına çıkmamış. Mekke dışına çocukken bir çıkmış. 40 yaşı nübüvvet. 40'tan sonra hiç Mekke dışına çıkmamış.
Mekke dışına çıkmayan, Mekke küçücük yer. Kim gelse İran'dan, Acem'den, Fars'tan, Fürst'ten herkes görecek yani. Ders alıyorsun yani. Küçük yerde nasıl duyulmayacak? Dolayısıyla kimse şüphe edemiyor. Çünkü neden? Vahiy onun kalbine geliyor. Ben senin kalbinde bunu sabit işte ilk zamanlar başladı. Acele acele okuyor. Şimdi Cibril okuyor. O hemen unutacağım diye düşünüyor. Unutacağım diye düşünüyor da hızlı hızlı okuyor. Hemen ayet geliyor. La tuharrik bi lisaneke. Hepsi Kur'an. Dilini çok kıpırdatma. Dur dinle. Lite acele bi. Acele yapma. İnne aleyna cemav. Onu senin kalbinde toplamak bize ait. Ve Kur'an'ı okumak, okutmak da bize ait. Sümme inne aleyna beyanı. Bir de bunun izahı var. Hükümleri var. Ne dedik yani burada? Beyanı da bize ait diyor. Öbür ayette diyor Taha suresinde. Ve la tercel bil Kur'an min kabulen yukta aleyke vahyu. Cibril bitirmeden unuturum diye aradan tekrarlama. Vahiy bitirilmeden acele etme diyor. Ve kur Rabbi zidni ilma. İlmimi artır ya Rabbi. Hiçbir şeyin artırma. Ne para, ne mal, ne mülk, ne çocuk, ne evlat. Kur'an'da bir tek ya Rabbi ilmimi artır diye dua ettiriyor. Sen ilminin artmasını iste diyor. Ben sana bunu diyor ezberleteceğim diyor. Şimdi onun için kalbine bunu yerleştirelim diye. وَرَتَّلَّهُ تَرْتِلَ Buna tertil diyor. Ağır ağır, tane tane Cibril geliyor, yavaş yavaş okuyor. Ayet ayet indiriyor diyor. Toptan inen surelerde oldu. Fetih suresi toptan indi. İşte Enam suresi. Toptan inen de var. 7 sayfa, 10 sayfa, 20 sayfa. Ezberliyor onu. Bir kere de hemen ezberliyor. Sahabe-i kiram gidiyorlar yatsı namazından sonra evlerine. Sabah namazına cemaatte görüyorlar. Bir bakıyorlar gece vahiy nazil olmuş. Hiç duymadığı sure. Şimdi öyle değil ki bir imam nereden okursa okusun. Biz illa biliyoruz onu yani. Evet. Ama şimdi Efendimiz bir okuyor. Aa dün gece bana bir sure indirdi. Sahabe-i kiram hayran kalıyor. Çünkü gece inmiş o vahiy. Kimse yok yanında. O sureyi ilk namazda duyuyorlar. Şimdi onun için burada Kadir gecesi toptan indirildiği gece. Birinci kat semaya bir de Efendimiz'e ilk 5 ayetin indirilmeye başlandığı gece. Bu itibarla toptan indirilişten dolayı çok büyük değer kazandı. Bin aydan hayırlı olduğunu Kur'an-ı evet. Kerim bahsediyor. Nasıl böyle veciz olabilmiş? Nasıl böyle bir armonisi i̇şte, olabilmiş? O şimdi vahiyden dolayı zaten Kur'an-ı Kerim'in yani indirildiği dönem edebiyat dönemi. Arap edebiyatının zirve olduğu dönem. Şimdi peygamberlere mucizeler verilirken döneminde üstün olan teknik, teknoloji neyse onu yenmesi lazım. Onu bastıracak ki halk orada gördüğünün bir üstünü görsün. Bundan dolayı Musa Aleyhisselam zamanında sihir zirvede. O, efendim büyücüler ortalığı ayağa kaldırıyor, dünyayı döndürüyor zannetiyorsun. Yani göz boğacılık şudur budur. Şabeze deniyor Arapçada. Onun için Musa Aleyhisselam peygamber asla sihirbaz değil haşa. Fakat Allah-u Teala ona işte asa bir değnek ver, elindeki sopası. Şimdi onu bir deneme yapmış onu zaten ta Firavun'a göndermeden. Onu da haber elinde geliyor. At diyor elini diyor işte ayet bunlar hepsi. Asanı bırak diyor. Elka asak diyor. O da asasını atıyor. Bırakınca o ejderha oluyor. Öyle bir ejderha oluyor ki Musa Aleyhisselam kendi korkuyor. Nasıl korkmasın? İlk görüyor böyle bir şey. Korkunca işte Kur'an-ı Kerim'de işte, la tekaf. Ya Musa korkma diyor ona. Mesela fevcesefine bizi hifette Musa. Musa içinde bir korku gizledi diyor. İşte onları da söylüyor. Çünkü peygamber de olsa bir beşerdir. O diyor, yok diyor. Sen şimdi onu diyor geri al bakayım diyor. Şimdi ona ilk bir tatbikatı yaptırıyor. Oradan o elini tekrar ya o şimdi ejderha mı yani buna el uzatıyorsun. Senin tümün içine yutar. Ama işte Allah'ın emri o da peygamber vahiyi o aldığı için destekli. Bir daha elini tutarken değerken değneğe dönüşüyor. Bunu Kur'an açıklıyor. Şimdi bizim işte ilahiyatçılarla birçok ayrıldığımız nokta bu. Bu gibi ayetlerin metni bu olduğu halde milletin aklı bunu anlamaz diye göya milleti İslam'a ısındırmak. Onlara da ben kötü niyetli demiyorum ama çok kötü bir iş yapıyorlar tabii. İyi niyetle de olsa kötü iş yapıyorlar. Bu sefer bu mucizeleri şeye çeviriyorlar. Yani temsili. Ya şimdi Okan Bey bir temsil yapabilir, tiyatro yapabilir ama şimdi Allah Kur'an'da bir tiyatroyu nakletmez yani. Şimdi bunu yaptı. Bizim mücadelemizin çoğu buradan çıkıyor. Mucizelere inkar. Şimdi oradaki o mucizede Musa Aleyhisselam alırken elini yine asaya dönüşüyor. Sonra geliyor Firavun'a işte. Firavun'a dayanıyor kapısına. Halbuki Firavun büyütmüş onu 30 yaşına kadar. Firavun sarayında büyüdü. Ondan sonra 10 sene işte Medyen'e gitti. Şuayb Aleyhisselam kızıyla evlendi falan geldi. Orada da bir Kıptın ölümüne sebep olmuştu evvelce. Ondan dolayı aranıyor yani. Aranma çıkmıştı. Geliyor sen eski Musa değil misin ya? Bizim bir adamımızı öldürdün, kaçtın. Ben seni koynumda büyüttüm, kucağımda büyüttüm. Vay seni hain mahin falan. Ona böyle bir çıkışlar yapıyor falan. O da diyor ki ben diyor sana bir diyor mucize gösterirsem diyor. Yine böyle konuşur musun diyor. Ya da ben seni işte Allah'a davet ediyorum. Allah kimdir ya?
İşte göklerin Rabbi, yerlerin Rabbi. İşte ben diyor kendimden başka tanımıyordum bugüne kadar. Nereden çıkartıyorsun falan. Doğunun Rabbi, batının Rabbi. İşte ayetlerde anlatıyor, anlatıyor. Tabii biraz inanması da geliyor. Fakat o veziri Haman onu biraz zorluyor, şey diyor falan. Ya sen şimdi bu kadar Rab'lik yaptın, şimdi köylü kulluk mu yapacaksın Allah'a falan. Statünü bozma falan. O arada yeniden bir gazlanıyor. Diyor ki sen işte efendim ne göstereceksin diyor. O da orada asayı bırakıyor. Tatbikat yaptı zaten. Asayı bıraktığında şimdi onu Allah yapıyor. Musa Aleyhisselam yapmıyor. Yaratamaz kimse bir şey. Asayı bırakır bırakmaz ağzını açıyor. Koca ejderha o sarayı yutacak Firavun'un. Firavun da çok korkuyor. Abdest kaçırıyor. Benim de aman aman diyor. Tamam diyor. Geri çek diyor. E şimdi koca Firavun onu öldüremediyse o Beni İsrail'i Mısır'dan kalkıp ta oradan denizi aşırıp götürecek kadar zamanda bir Firavun bir mucize olmasa, bir ezici güç olmasa, bir kahir kuvvet olmasa mantıklı mı yani? Senelerce de Musa Aleyhisselam ondan sonra abisi Harun Aleyhisselam'la kalıyor orada. Yaşatır mı yani? Yaşatır mı? E bu demek ki aciz kalıyor. Bunu aciz bırakacak ne koca Firavun'un imkanlarını? O da mucize oluyor. O asa mucize. Şimdi ondan sonra diyor ki ben seninle baş edemiyorum. Ben o zaman büyücüleri toplayayım diyor. Var mısın diyor. Varım diyor. Bütün dellal çıkartıyor. İskenderiye, bütün Mısır'ın her tarafına 70 bin sahir büyücü toplanıyor. Bu Kur'an'ın beyanı tabii. 70 bin olarak Kur'an'da her şey geçmiyor. Ama sahirle fecumeas seharatı. Sahirler cem oldu diyor. Limikatiye mi? Malum belli bir günde diyor. Bir vadi dolusu malzeme getirmişler. Urganlar, halatlar, civalamışlar, şey etmişler. Öyle bir şey ki yani vadiye bıraktıkları zaman tam kuşluk vakti. Kur'an'da duha da geçiyor. Vakti de geçiyor. Yani bütün izleyiciler dünya dolmuş oraya. E Firavun da bak diyor galip gelirseniz diyor şöyle mükafat benim. En yakın işte en son siz, en evvel siz gireceksiniz huzuruma. En son siz çıkacaksınız. Şeref bakımında mukarreb olacaksınız diyor. Onlar da diyorlar tamam. Ha, fakat şimdi büyücüler diyorlar ki geceden şimdi hazırlanıyorlar. Herkes malzemesini hazırlıyor. Musa Aleyhisselam da orada vadide yatıyor. Gece falan. Ya diyorlar biz diyorlar bunu bir görsek hasmımızı hiç görmedik. Bir diyorlar bize uzaktan uzak bir gösterin biz kime karşı çıkıyoruz. Tamam diyorlar işte siz diyorlar 70 bin büyücü her yere hareket edemez. 10 tane ileri gelen seçiyorlar getiriyorlar. Yatıyor. Asa da başında nöbet bekliyor. Şimdi bu sefer sahirler aralarında konuşuyorlar. Biz bu işi kotaramayız. Çünkü büyücünün sihri uyuyunca bozulur. Bu uyurken başında bekliyor. Biz buna galip gelemeyeceğiz ama Firavun'a da yakın olmak gibi de bir mertebe var. Bir deneyelim şansımızı diyor. Ama tersini düşünmüyorlar asılacaklarını. Tersini düşünmüyorlar. Hep önce getiriyi düşünürler. İnsanlar neyi götürür onu düşünmez lazım. Orada anlıyorlar işi. Ama ne yapalım çıktık bir defa bu yola diyorlar. E şimdi diyorlar siz mi önce atın, biz mi hünerimizi önce gösterelim, siz mi hünerinizi önce gösterin. Musa Aleyhisselam galebel elku diyor. Siz buyurun diyor. Bunlar bir atıyorlar 70 bin büyücü hünerlerini attığı zaman vadi dolusu yani şimdiki tırlar dolu malzeme diyelim. Bütün böyle yılan ejderha suretinde efendim yürüyorlar geziyorlar ona buna saldıracak gibi millet korkuyor. Şey. Musa Aleyhisselam da diyor ki ya ben diyor şimdi bu kadar büyücünün malzemesi bir vadi dolu. Ben bunlara karşı bir asa var elinde. O malzeme de yok onlar da bakıyorlar bir şeysi de yok malzemesi. Ondan sonra Allah-u Teala buyuruyor sen at bakalım. İnneke entel âlâ. En üstün sen olacaksın. At. E şimdi bu vahiy müessesesi. Şimdi bu bir iman meselesi. Adam şimdi zaten Allah'a inanmıyorsa, vahye inanmıyorsa, peygamberlik, nübüvvet müessesesine inanmıyorsa, ben şimdi ona Kur'an'daki bir şeyi inandırmak zorunda değilim. Başta amentüden geleceğiz. Zaten böyle bir Allah var mı? Fakat maşallah. Bu Allah'ın her şeye gücü yeter mi? Ben şimdi sana, sen şimdi Allah'a inanmıyorsan konu kapanmıştır. Ben evet. Sana o zaman... Bu kainatın, evrenin yaratılışından Allah'ın varlığını ispata başlarım. Şimdi sana Musa Aleyhisselam'ın mucizesini anlatırsam çok fuzuli fakat bir şey ama, bu. Ama bir şey söyleyeyim hakikaten hipnotize ediyorsun. Yolunu kaybetmişlerin, dalale, işte orada ne dedi? İşte kaybetmişler mi dedi? Öfkeye uğrayanların tamam. Ve sapanların yolunu şimdi, sapanların değil, iyilik eylediklerinin tamam, yolu peki. Olan. Sapanlar, şimdi bir de öfkeye uğrayan. Şimdi bu öfke kimin öfkesine uğramış? Ve kim bu öfkeye uğrayanlar? Bunu anlamadan burayı konuşamam ben. Evet. Şimdi sapanlar. Şimdi siz Türkçe olarak sapanlarda ne anlayabilirsiniz? Yani yoldan sapan olabilir. Efendim yanlış yola giden olabilir. Kaybolan olabilir. İşte ne bileyim belki şeye çok gelmiyor. Sapık iradeleri olanlar olabilir. Ona çok da şeyli ihtimalli değil. Ama şimdi burada sapanlardan kim kastediliyor? Bu sapmaktan Allah neyi murad ediyor?
Şimdi biz Allah'ın muradını anlayacağız. Lügat manası vermeyeceğiz buraya biz şimdi. Allah'ın muradını da ancak hadis-i şeriflerle peygamberimiz beyan etmiş. Mesela öfkeye uğrayanlar kim? Hadis bizzat kaynaklarıyla hadiste öfkeye uğrayanlardan Allah'ın kastı diyor Yahudiler diyor. Siz öyle açıklamışsınız. Hayır yani. Zaten Yahudiler. Peki. Şimdi bunu sen hadis bunu öfkeye uğrayanlar Yahudiler derken başka ayette desteği var zaten. Ve gadıballahu aleyhim git başka ayete Allah gazap etti Yahudilere diyor. Evet. Zaten o ayeti bilirsen bu ayeti de çözüyorsun. Kur'an Kur'an'ı tefsir ediyor zaten. Evet. Bitti. Evet. O ama Kur'an'ı bilmen lazım. Bir evet. ayeti okurken sırf onu bilerek lügata göre tercüme verirsen evet. Öbür ayetleri bilmeden konuştuğun zaman sen neye göre sana ben inanacağım yani. Evet. Şimdi bir doktor bir ilacı bilene gider misiniz efendim? Bu çok haklısınız. Yani, şimdi yani Kur'an'ın Kur'an'ı tefsiri içinde bir tane bir şey çekip, çekip almak alamazsın. Değil. Çekip alamazsın. Bütün evet. ayetleri birlikte bütün, evet, gördükten sonra. Diyorsun. Bunun önce ineni var, sonra ineni var. Hmm. Bu 23 senede tamamlanmış. Bu bir anda Tevrat verildiği gibi bir kere de verilmemiş. Bunun nasıhı var, mensuhu var. Hükmü kaldırılan var. Metni durduğu halde hükümsüz olan var. Efendim, metni olmadığı halde hükmü duran var. Şimdi burada dünya kadar ilim var. Adamlar kafa patlatmış, müştehidi, fukahası, bilmem nesi, 1400 senedir kültür. Sen adama İmam Hatip'te, ilahiyatta al lügatı, Mevlüt Sarı'nın bilmem ne, Bekir Topaloğlu koy kenara, aç öyle Nasar'a yardım etti, Kur'an'a mana ver, Nasar'a yardım etti. Bu ne demek ya? Bu şu demek. Sen al edebi şeyi, efendim, doktor kitabını, İngilizce'de lügat al, terimler İngilizce mi, Fransızca mı neyse, oradaki ilaç içerikleri, sen o ilaç içeriklerinin neye yaradığına dair veya da tıp anatomi, manatomi bilmem ne teşrih diyoruz o Arapça, Osmancasında sen bunu al, bir de buraya lügat al. Bu lügatla bunu çöz. Sonra da bana ilaç ver, ben gideyim. Yani şimdi sen beni mahvedersin ya, beni zehirler. Kim böyle bir doktora gider ya? İhtisası olmayan bir doktora kim gider alanında, branşında ya? Güzel örnek. Fakat şimdi bana şunu, özür dilerim, şunu sordurtuyor ama. Şunu sordurtuyor. Bana şunu sordurtuyor. Diyelim ki, madem, ya bu siz tabii buna dikkat edilmesi gerektiğini... Hayır, şimdi gazap olunanlar Yahudiler, sapanlar Hristiyanlar. Mesela şimdi burada ne şunu sorayım. Ne sıkıntı var? Şu sıkıntı var. Diyalogçular dediğim benim, FETÖ. Bu FETÖ ve diyalogçular... Bunlara özellikle Yahudi ve Hristiyan manası verdirmediler. Verdirmiyorlar. Niye verdirmediler? Çünkü benim bunlarla mücadelem hapsakada gittik işte. Çünkü evet. orada bunu niye verdim? Benim burada kitabım da var. Yahudi Hristiyanlar cennete girecek diyenler cennete giremez diye. Şu takoz gibi kafasını asan adam bu şeyde zedeler. Böyle bir kitap yazdım. Şimdi ben o kitabı yazdığım işte onlar çok zarar gördü o kitaplardan. Şimdi orada açıklıyoruz. Şimdi isimlerimi vermeyeyim. Birçok şu anda tabii... Rüzgar nereden eserse döndüler bu tarafa şimdi FETÖ gidince. Abant toplantıları meşhur. Bunların hepsi Abantçıydı. Bu Abant da bunların hepsi Yahudi'yi de cennete gönderiyordular. Hristiyan'ı ya kardeşim Yahudi de inanmıyor. Şimdi Yahudi beni dönüyor. Ben gidiyorum Arnavutköy'de bir balıkçıya gittim. Tabii içkisiz olması şartını arıyorum. Gittim. Çocukcağız dedi hocam da burada işte Yahudiler mi var? Kim Arnavutköy bu sahilde? Seni çok seviyorlar. Allah Allah ben dedim sevmelerim ben. Ben de şüphe etmişim kendimden. Niye beni seviyorlar acaba falan. Ya dedi diyorlar ki dedi ya bu öbür hocalar bizi kandırıyor siz de cennete gideceksiniz diye. Biz cennete gideceğimize inanıyoruz ama Kur'an'da böyle yazmıyor. Bunlar bizi kandırıyorlar. Yani bunlar kitabını okumuyorlar. Kendi kitaplarını bize gizliyorlar. Diyor. Sen Yahudi'yi kandırabilir misin ya? Ermeni'yi kandırabilir misin ya? Onun vatandaşlık haklarını koruyacaksın. Efendim saygısını, şeyini, hürmetini, komşuluk hakkını bunları koruyacaksın. Bombalayamazsın, edemezsin. Herkesin insan hakkı var, kul hakkı var. Parasını alamazsın, şudur budur, gavur mavur deyip de adamı sövüşleyemezsin. Biz onları anlatıyoruz. Efendim, ha o zaman diyor ki, ya diyor ben diyor, cennet zaten ahirette diyor. Kim nereye giderse gidecek diyor Ermeni Yahudi. Ama diyor bu cübbeli diyor ki diyor, bunun diyor malına dokunulmaz. Canına dokunulmaz, ırzına dokunulmaz. Daha büyük haktır, ahirette sevap da geçmez. Onun için sakın onun hakkına girmeyin. Müslümandan bir sevap mübadelesi yaparsın. Şimdi benim bunu dinliyor. Ben Tirmizi'den hadis okuyorum. Diyorum ki cennetin kokusu 500 senelik yoldan duyulur. Zimmi denen şimdi vatandaş yani İslam Müslüman memleketinde vatandaş olmuş veya pasaportlu. Zimmiye dokunan diyor la yüce duruyor. Cennetin kokusunu bile duyamayacak diyor. Zimmiyi öldüren diyor. Çünkü diyor İslam ülkesi ona diyor şey vermiş, eman vermiş diyor. Şimdi Yahudi'ye, Ermeni'ye bu lazım. Adam burada biri bana saldırmasın. Biri gelip IŞİD'çilik yapmasın, El-Kaide'cilik yapmasın, biri Müslümanım diye gelip bana zarar vermesin. Evet. Zaten IŞİD de ancak benimle uğraşıyor. Gidip de kimseyle uğraştıkları yok esasen de. Evet. Şimdi bu noktada, şimdi adam sana kanar mı ya sen de cennete gireceksin diyor.
Şimdi orada gazap olunanlar Yahudileri kastediyor. Hadis bunu söylüyor. Öbür ayet bunu söylüyor. Sen burada şimdi işte Yahudi Ermenilere de iyi şey diyeyim, kendimi sevdireyim derken efendim burada onlar kastedilmiyor. Ya böyle bir şey yazıyor mu Kur'an'da, şurada bu ayette yazmıyor. Gazap olunmuş. Tamam da gazap olunmuşların yoluna beni iletme diyor. Bu gazap olunmuşun kim olduğunu ben anlamazsam o gazap olunmuşun inancından, huyundan, ahlakından uzak durmam lazım. Masal kitabı mı bu? Gazap olunan kim? Bir de niye gazap olundu? Evet. Öfkelenildi bunlara. Niye öfkelendi Allah bunlara? Bunlar ne yapmış? Açıyorsun bu öbür ayetleri, hadisleri. Bunlar şöyle şöyle yapmış, peygamberlerini öldürmüş. Şunu yapmış, bunu yapmış. Dinlerini değiştirmiş işte falan. İşte zengin çalarsa uygulamamış cezayı. Fakir çalarsa uygulamış. Rejim cezası var. Kralın karısı zina ederse af olmuş. Fakirin kızı zina ederse rejim olmuş. Kur'an bunları anlatıyor. Bunlara gazap ettim diyor. Şimdi gazap neden olmuş ve kime olmuş? Ben de beş vakit dua ediyorsam, namazın her rekatında Fatiha okuyorsam, gazap olunmuşların yoluna değil dedikten sonra, ben o gazap olunmuşun huyundan, inancından uzak duramadıktan sonra benden de gazap olunacak. Aynı şeyi yaparsam. Hangi illetle gazap olunmuş? O illet bende de varsa bana da gazap olunacak. Peki. Şimdi sapıtanlar, hak yoldan çıkanlar, ne de Hristiyan. Ama şimdi FETÖ'cüler falan bunları özellikle mealleri taradılar, ettiler. İşte isim vermeyeyim, o profesörler, ilahiyatlar falan hep böyle Kur'an'ın etrafını Tevrat, İncil doldurdular. Atıflar yaptılar, kitapları karmak. Yahu Tevrat, İncil'in hükmü kaldırılmış, nesk olunmuş. Bir de tahrife uğradığını Kur'an söylüyor. Bir de biliyoruz, biliyoruz neden yaptık. Sayın hocam. Şimdi onun için ben bunu yavan bulmamın sebebi, burada öfkeye uğrayanı kim olduğunu bilmiyorsam. Tehlikeli buluyorsunuz. Tehlikeli, gayet iyi anladım. Tehlikelisi şu, burada tehlike. Eksik kalır diye. Burada tam tehlike yok. Burada yavanlık var. Tehlike başka yerlerde var. Ama o da zaten bizim hayır bir de tehlikenin baş şurada. Ben ama basit bir şey olarak şunu sormak istiyorum. Özellikle yani diyelim ki genç bir mesela insan. Mesela ne diyor bakın? Bakara özürüm. Suresine hayır, orada hocam. Tercüme yapmış. Diyor ki affedersin, Öküz Suresi diye yazmış şimdi. Şimdi ay şunu sorayım. Hayır Bakara sen Bakara sığır demek. Ama sen koca bir Hüseyin Atay olarak veya bir profesörlerin hocası olarak bir surede Yat Yaşan Nuri, Sığır Suresi, Öküz Suresi dediğin zaman burada bir defa El Bakara diye bir elif lam var. Bu elif lam bunun normal bir sığır olmadığını söylüyor. El Bakara'nın açılımı kesildikten sonra Beni İsrail'deki bir katilin çözümlenmesi için amcaoğullarımı öldürdü. Kim öldürdü belli değil. Amcaoğulları öldürmüş, işi söylememişler. Peygamber'e geliyorlar. Musa Aleyhisselam'a diyorlar ki katilimiz kim? Bizim akrabamızı kim öldürdü diyor. Şimdi Bakara'yı diyorum. Şimdi Allah Teala'da Musa Aleyhisselam'a işte uzun uzun vahiyler var. Diyor ki bir inek kessinler diyor. Şimdi ne alakası var değil mi şimdi inek kesmekle? Katili bulacağız, inek kessinler diyor. Bakara sözü bu. Meali oku göreceksin evet. Bütün mahalle. Ya bu her mahalde böyledir. Yaşar Nuri'de öyle. Yok her mahalde öyledir. O lukat manayı bozamaz. Onu da bozduğu zaman zaten şeyi çıkar ayyuka adı. Onu bozamaz. Onu bozamaz ama işte yorumları altta ona göre çevirebilir. Şimdi Bakara inek kesiniyor. Ne alaka ya? Onlar diyorlar ki nasıl inek keselim soruyorlar. Sordukça işi zorlaştırıyorlar. Normal bir inek kesselerdi olacaktı. Ama işte çok sual sormayın diyor. Eski ümmetler çok sual sorup işi karıştırmaktan helak oldular hadisi bundan geliyor. Sordular sonra neyse öyle bir inek ki Allah orada tarif ede ede bir inek tarif etti. O da bir tane var. Ama bulabilecekleri ama bulabilecekleri bir inek. Ama bir tane var. En nihayetinde adam da baktı ki durum böyle. Bu kadar iş Allah'ın vahyine dayanmış. Benim inekten başka çare yok. Dedi ki derisinin dolusu altın isterim. Derisinin dolusu altınla o katilin ne oldu? Allah Teala buyurdu ki fadrı bu bir bağda kemiğini alın. Yeni kesilmiş ineğin. Kesildi inek. Kemiklen diyor, vurun diyor şeye. Ölüye vurun diyor, ölüye. Ayet bu. Şimdi gel bunu bir şey diyeceğim de ilahiyatçıya inandır. Allah'ın kelamı kendisiyle ilgili bunu açıklamanızı istiyorum. Çünkü bu teknik olarak önemli. Çünkü buradaki şahıs, hangi şahıs konuşuyor? Yani sonra diyoruz ki çünkü bazen gıyabi konuşuyor kendinden. Evet şimdi mütekellim konuşuyor. Yedinci cümlede diyoruz ki ancak sana ibadet ederiz. Evet, özür dilerim. Altıncı cümlede diyoruz ki bizi o dost doğru yola hidayet et. Şimdi burada işte orada bize dua öğretiyor. Dua mı öğretiyor? Dua öğretiyor. Evet çünkü bu indirilen konuşuyor. Hayır burada. O zaman
Ancak sana taparız diyor. Allah kendine mi diyor ki ben sana taparım evet. diye. Evet. Peki nasıl oluyor da o zaman o Rahman ve o Rahim olan Allah'ın ismiyle diyor. O zaman yine indirilen söylüyor bunu. İndirilen yani Allah-u Teala diyor ki. Diyorum ki ilk defa okuyorum. İlk evet, defa okuyorum. Tamam. Diyelim ki Fatiha suresiyle ilk kez karşılaşıyorum. Fatiha hakkındaki hadis-i şerif olmasa işte anlayamayız. Anlayamayız. Hadis diyor ki Allah Teala hadisi kutsi diyor. Kasemtü salate beyni ve beyni abdi nisfeyn. Kulumla aramda Fatiha'yı ikiye böldüm diyor. Şimdi bunu bilmediği zaman bir adam bunu size yorum yapar ama kafadan atar. İşte ben onun için kusura soruyorum. Kusura bakmasın din adına kaynaksız konuşulmaz. Bu sahih Bukhari bir kaynaklarım var. Yok ben bunu birisinden almıyorum. Ben bu direkt... Amaç değil şimdi bunu sorsanız birine burada şimdi başka şey yorumlara girecek. Burada ben yorum hakkım yok ki benim. Diyor ki bak ben Fatiha'yı kulumla aramda ikiye böldüm. Ve abdi maser. Sonunda kulumun istediği neyse okuyan amin diyor. Fatiha'nın sonundaki amin de istediğini alacak benden diyor. Şimdi niye? Elhamdülillah Rabbil Alemin diye bana hamd ediyor. Errahman Rahim beni met ediyor. Maliki Emret'in bana tazim ediyor diyor işte sen. Şimdi İyyâke Nâbudû de bana hitap ediyor diyor. Başlıyor diyor bana. O sonra ihtina sırada sakınca benden istemeye başlıyor diyor. Şimdi ben diyor bana hamd ettiği zaman benden bir şey istemiyor. Rahman Rahim övgü yapıyor, tazim yapıyor tamam. Ama İyyâke Nâbudû de ibadet tahsisi yapıyor, tevhid yapıyor. Senden, ancak senden yardım isteriz diyor. Peşinden ben soruyorum diyor. Ne gibi yardım istiyorsun? Onu diyor ona bırakmıyorum diyor. Ne isteyeceğini ona bırakmıyorum diyor. Çünkü ben orada ben senden yardım istiyorum dediği anda diyor. Ne istiyorsun kulum diye nida ediyorum diyor. Bu şimdi namaz şaka bir şey değil. Öyle kaşınarak sağa sola bakarak kılıyoruz ama. Yani bu namaz da yani bu muhavere ve konuşma var. Burada sana bir ne istiyorsun deniliyor yani. Sen orada ne istediğinden farkında değilsen yani gitti karambola. Sen şimdi tamam borcun düşer. Kıldın mı kıldın. Dört rekat farzın kurtardın borçtan ama. Burada artı gelinle huzur var, şuur var. Şimdi ne istersin diyor. Ondan sonra diyor ki dur kulum diyor. Şimdi sen diyor bir şey isteme diyor ucuza gidersin diyor. Biri çocuk isteyecek, biri uşak, biri kuşak bilmem ne. Şimdi onu çok anlatıyorum. Ben İsrail'den bir peygambere vay gelmiş. Demiş ki bu kulumu çok seviyorum. Git o kuluma söyle de ona 3 makbul dua hakkı verdim. Yani her kulun duası illa kabul olur ama anında kabul etsen görecek diyor. O nebi gidiyor. Yani kitaplarda, kıssalarda geçiyor tefsirlerde. Gidiyor diyor ya Allah seni çok sevmiş bir hayırlı amel yapmışsın. 3 dua hakkı vermiş sana diyor. O zamanın peygamberi diyor Süfyan. Bunu hanıma duyuruyor bu. Hanıma duyurunca tabii hanım diyor ya diyor 3 duayı da kendine mi kullanmayı düşünüyorsun diyor. Ya ne bileyim hanım diyor daha bir karar vermedim. Şok oldum diyor şu anda diyor. Ya ne yapacağız diyor. Ya bir tanesi bana kullan dedi ya. Ya tabii diyor 3 dua hakkı varsa diyor niye birini kullanmayayım diyor ya bir sene. Arkadaşız diyor ya. Hayat arkadaşız falan. Tamam diyor ne istiyorsun diyor. Ya dünyanın en güzel kadını olayım diyor. En geç en dünyada mislim olmaz. Ya tamam diyor bana da yarar diyor. Bir dua diyor. Ondan sonra kadın hakkı dünyanın en güzeli. Duası müstecap %100. E şimdi bunu ayet hadis demiyorum yanlış anlama. Ama var tefsirlerde var. Şimdi ayet hadis kategorisini ayrı konuşurum. Hüküm verir orası çünkü. Bu olmuş bir şey ama. Ben inanıyorum. Ondan sonra kadıncağız güzelleşiyor şu bu. Şey, aynaya bak şuraya bak. Bir havalanıyor bir de bir zaman geçiyor. Adam güzelleşmedi ki adam durduğu yerde. E şimdi ya diyor ben diyor sana mı diyor layıkım diyor. Ben diyor bir şey bir laf oluyor ikide bir. Krallar diyor beni ister. Dünyanın en kim görse beni diyor peşime düşer. Sen de diyor böyle seni çekiyorum. Bilmiyorum ne. Adam artık delirtiyor sinirini bozduruyor. Ya Rabbi diyor bunu en çirkin hale getir diyor. Adam kadın artık yüzüne bakılamayacak bir hale geliyor. Öyle bir çirkinleşiyor. Bu sefer adam başka karısı yok ona bakıyor devamlı evde. Bütün moral uzun. Ya Rabbi eski haline dönder diyor. Yani 3 dua bir kadına gidiyor. Ve adam ne dünyası ne ahireti hiçbir şey isteyemeden. Ama bu darb-ı mesel gibi anlattın. Darb-ı mesel. Evet. Şimdi Allah-u Teala diyor ki kulum diyor ne istiyorsun benden ne yardım istiyorsun diyor. Şimdi diyor seni sana bırakırsam diyor işte ya davulcuya zurnacıya usulü sen diyor boşa çeviririz bu dua boşa gider diyor. Sen benden ne iste diyor? Hidayet iste diyor. Evet. Doğru yolu bulma, doğru ilme erme, hakikati gerçeği bulma. Sırat-ı müstakim, dost doğru yol, yarın dünyada da huzurlu yaşa, ahirette de cennete gel, ebedi azap görme. Bu dost doğru yolu işte diyor. Bu dost doğru kimlerin yoldur diyor? İn'am ettiklerinin yolu. Şimdi orada diyor iyilik yaptı. İn'am ettiklerin kim? İşte Fatiha'nın salatallezin en'am te'alim. İkram ettiklerinin yolu. Şimdi bunu da öbür ayeti anlayamazsan. İkram ettiği Allah'ın kimler? Hocam son adam olarak. Adam diyor ki mesela ben mühendisim bana ikram etmiş diyor. Son olarak. Öbürü diyor ki ben çok güzelim bana ikram etmiş. Ama Nisa suresinde ayeti diyor ki nebiler, sıddıklar, şehitler, salihler. İkramı ben çok bunlaradır diyor. Burada işte onların yolunu istiyor. Şimdi bir Fatiha'da. Neler çıkıyor?